başlığımız ve değerli katılımcılar, Müzeşirlik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Dolmabahçe Sarayı Konferansları Serisi'nin 38.sinde tarihi bir mekanda ve bu mekanı süsleyen eserlerin bir kısmı hakkındaki teknik bilgileri sizin gibi düzeyde bir toplulukla paylaşma bahtiyarlığını istiyorum. Kıymetli hazırlığına saygılarımla selamlarım. Evet, başlığımız saray porselen çeşitleri teknik yönden bakış. Porselen dediğimiz şey aslında üst grupta seramik malzemelerinin altında bir sınıf oluşturuyor. Peki seramik dediğimiz şey nedir? Efendim sözlük anlamına baktığımızda pişmiş toprak anlamına gelir. Yani kırdan yapılan ve kişinin ısı etkisi altında dayanım, mukavemet kazandırılan ürünüdür. Günümüzde ise seramik malzemeleri iki temel ana gruba ayırmak mümkündür. Geleneksel ve modern veya mühendislik seramikleri şeklinde. Peki geleneksel yani eskiden günümüze kadar varlığını sürdüren seramiklerin üretimi nasıl, ne zaman başladı? İlk seramik üretimi işte atalarımızın kilin su ile karıştırılması sonucu şekillendirebilme ve verilen şekli koruyabilme özelliğini keşfetmesi ve daha sonrasında da bu karışımın pişirilmesiyle ortaya çıkan mukavemet kazanmış bu kapların kullanımıyla başladı. Bu seramik ürünleri aynı zamanda sanatsal ve estetik ruhların yansıtılabileceği bir yol olarak da kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz bu sarayda da bu seramiklerin en nadide örnekleri mevcuttur. Efendim, bir kini soba sarayımızda muhtemiz sayıda var. Efendim yine kiniden yapılmış şömine. Bunların tek tek sınıflandırmasını birazdan yapacağım. Yine vazolar, farklı efendim süslemeler, desenler ve boyamalarla ve farklı altyapıdaki seramikler üzerine uygulanmış nadide eserler. Yine efendim yemek takımları, bir nakış gibi ince işlenmiş ve seramiğin üzerine bezenmiş. Yine mutfak eşyaları. Ben örnekler sarayımızda bolca mevcuttur. Şimdi bu geleneksel seramik dediğimiz veya işte daha çok bilinen porselen olarak adlandırdığımız seramik iki ana unsurdan meydana gelmektedir. Birisi altlık, seramik altlık, diğeri de üzerine kaplanmış sır kaplama. Bu güzel fotoğraflardan sonra şöyle bir siyah beyaz fotoğraf. Bu da bizim elektron mikroskopundan kesip görüntü. Yani bir tabağı kestiğimizde baktığımızda ilk yüzeyinde neler görüyoruz? Efendim alt kesimde seramik olarak adlandırdığımız bölge, üstünde de sır. Sır dediğimiz şey düzeni değil, yapısı amorf yani cam bildiğimiz pencere camı gibi bir camdır. Her bir porselen çeşidine göre bu sırrı oluşturan camın kompozisyonu farklılık göstermektedir. Şimdi şu bölgeye baktığımızda biz buna ara yüzey diyoruz. Özellikle de şu bölgeyi göstermek istedim ki burada ne bir sırrılıyoruz seramiğinin cevabı sanırım burada yatıyor. Çünkü bir seramik piştiğinde yüzeyi üretimden kaynaklanan bir takım krizlilikler içerir. Bu krizlilikleri kapatmak, örtücülük sağlamak için efendim sırla kaplıyoruz. Sırrın fonksiyonu yüksek sıcaklıklarda pişim esnasında sır, efendim balın oda sıcaklığında sahip olduğu gibi bir akıcılığa sahip. Yani biz balın içerisine koşuyu çıkardığımızda sanki biraz sonra koşuktan bir iz yokmuş satıyor. Dolayısıyla sizin yüzeyi çok daha pürüzsüz bir ortam oluşturmaktır. Şimdi fonksiyonlarına girersek, seramik altlığın fonksiyonu, şimdi seramik ürünler metallere göre farklılık gösterir, şöyle ki, seramiği oluşturan biz oksitler, çok yüksek erdeme sıcaklığına sahipler. Yani bir metal gibi eriterek yüksek sıcaklıkta onları sıvı hale getirip de kalıplara dökme söz konusu olamaz. Dolayısıyla seramik dediğimiz ürünler toz halinde
önce şekillendirilirler, daha sonra bu şekillendirilen ürünlere bir yoğunluk ve konsolidasyon kazandırmak için bir ısı işlemden geçerler. Dolayısıyla buradaki seramiğin fonksiyonu, başlangıçta kırılgan olan ürünün ısı işlem etkisi altında kimyasal reaksiyonlar neticesinde mukavemetli bir yapı oluşturmaktır. Sıvının fonksiyonu ise yine benzer şekilde birlikte ve ayrı ısı işlem aşamalarından sonra seramik altlık yüzeyinde oluşacak olası kusurları veya mat görüntüyü ölçüp parlaklık sağlayarak üzerine veya altına uygulanan desenle birlikte estetik görünüm kazandırmak. Yine bununla birlikte süreklilik arz eden ölçüsünün özelliğiyle alttaki seramiğin sıvı ile gaz geçişinde olan temasını keserek bu malzemeye bir hijyenik davranış kazandırmaktır. Efendim, geleneksel seramikler genel manada porselen ve çin olarak tanınmalarıyla birlikte aşağıdaki şekilleri çeşitlendirilebilirler. Fotoğrafta da gösterdiğim gibi çin soba diyoruz. Efendim, İngilizcesi örtünmeyi veya Türkçe'ye tercih edersek toprak ürünler şeklinde. Veya zarif saydam çini, kemik çini ve porselen şeklinde bunları sınıflandırmak mümkündür. Tüm bu çeşitler, özellikle de sır üstündeki dekorasyon ürünlerine baktığımızda hepsi birbirine benzer görünmelerine rağmen aralarında belirgin farklar vardır. Bu farklılıklardan üç temel unsurdan kaynaklanır. Birincisi terkibinde kullanılan ham maddelerin türünün veya bu ham maddelerin miktarlarının ve de ürünün pişir sıcaklık aralığının değişiminden kaynaklanmaktadır. Bu farklı isimlendirmelerle beraber geleneksel seramikler genel olarak pişim sıcaklıklarına. Tabii bu pişim sıcaklıklarının farklılıkları da yapı içerisinde gözenek oluşturur. Bunları tamamen yok edemeyiz. Dolayısıyla bu gözenek miktarlarına bağlı olarak takibindeki ham madde cinsi ve miktarına ve ışık geçirgenliğine, mat veya yarı saydam olma özelliğine, renklerine ve kullanım alanlarına göre de sınıflandırılabilirler. Kullanım alanı deyince tutulmasını ifade etmek isterim. Burada çok güzel gözüken bir porselen vazodan aynı şekilde bir elektrik izolatörü yani elektrik üretiminde yalıtkan malzeme olarak da yine porselen reçetesi de kullanılabilmektedir. Efendim biz pişim sıcaklığına bağlı olarak seramikleri, geleneksel seramikleri sınıflandırmak istersek 1000 derece civarında ısı işleme uğrayan malzemeler düşük sıcaklık, 1200-1300 arası orta sıcaklık ve yüksek sıcaklıkta da 1300-1400 arası sıcaklıklar görülmektedir. Düşük sıcaklık seramikleri, efendim görselde de gösterdiğimiz gibi çini sobalar veya tarihimizin en önemli eserlerinden İzmit çiniler bu gruba dahil olurlar. Bunların tipik özelliklerini de sıralamak istersek, bunlar düşük yoğunluklu ve dolayısıyla buna bağlı olarak yüksek gözenekli malzemelerdir. Bunların örtücülüğünü, gözenekliliğini ölçmek için de sır uygulamamız gerekir ki bu gözenekli yapı ortadan kalksın. Bunlar düşük sıcaklıkta piştiklerinden mukavemetleri de dayanımları da düşüktür. Sır ile seramik arasındaki etkileşimleri de düşüktür. Ama seramik çeşitlerine baktığımızda canlı balıklar efendim bu tür ürünlerde çok daha yaygındır. Rengi veren malzemeniz de yine metalik oksitler, pigment diye adlandırılan malzemelerdir. Sıcaklık arttıkça pigmentlerin efendim kararlılığını koruması da azalmaktadır. Orta sıcaklık grubundaki seramikler ise ya yumuşak porselen, yarı saydam zarif çini veya kemik çini yani yumuşak porselen ifade etmiştim. Bu grubun örneklerindendir. Sıcaklık arttıkça bunların yoğunlukları artmakta ve buna bağlı olarak da gözenek miktarı azalmakta. Yüksek mukavemet özelliği göstermekte. Sır uygulanmaksızın da seramik ürün su geçirmezlik özelliğine sahiptir.
Bir sır uygulaması bu grupta birazdan bahsedeceğim. Altlık olan seramik yüksek sıcaklıkta pişerken sırrı daha düşük sıcaklıkta pişirebiliyoruz. Dolayısıyla renk seçeneği bunu da bir miktar pahalı. Sıcaklık arttığı için sır ile seramik arasındaki etkileşimde derece daha yüksek. Yani yüksek sıcaklık seramikleri yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı Yıldız Çin'in fabrikasının da güzide ürünleri arasında bu sert porselen vardır. Bunlar yüksek sıcaklıkta 1350 fabrikadan fabrikaya göre değişim gösterir, 1400 arasında pişer. Bunlar da yüksek yoğunluk ve düşük gazinetliliğe sahiptir. Yüksek miktarda camsı faz içeriğinden dolayı efendim bir miktar mukavemetleri de düşüktür. Sır ile seramik arasındaki yüksek reaksiyon etkileşimi vardır. Bu tür seramikler özellikle efendim aşınma, çizilme ve korozyona karşı, aşınmaya karşı da dirençleri yüksektir. Maalesef sıcaklık yüksek olduğu ve pigmentler kararlılığını koruyamadığı için renk seçeneğimiz böyle bir miktar azdır. Örnekleri efendim porselen çeşitleri, böyle özellikle dirençleri yüksek sıcaklıkta kobalt mavisi diye adlandırılan pigmentlerin oluşturduğu mavi renk farkı. Yine bir başka sınıflandırma grubu terkibindeki ham maddelere göre. Efendim, geleneksel seramiklerin temel unsurları üç ana bileşenden oluşur. Çivil kaolen malzemeleri, kuvaç sıvılaştırıcı malzemeler, feldspat mineralleri ve kuvaç kumundan oluşmaktadır. Bunların miktarları gruplara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Peki biz bunları niye katıyoruz? Efendim, çivil kaolen. Biraz önce de bahsettim, atalarımız kille, çamurla oynadığında çamurun plastiklisini keşfetti. Efendim bu da verilen seramiğe şekil verilmesini ve verilen şekli korumasına imkan tanıyor. Bunun teknik adı plastiste olarak tanımlanıyor. Bir diğeri de kil dediğimiz şey aslında bir alüminyum silikat minerali. Dolayısıyla bu mineraller yüksek sıcaklıkta piştiğinde bir kristal formu oluşturuyorlar. Bu kristal formun oluşması da o seramiğe bir mukavemet, bir dayanım kazandırmış oluyor. İkinci grup kandispatlar, yani sağdaki şekilde gördüğü gibi kapak halindeki bir seramikte kandispat varsa en çok şuradaki baktığımızda bu bunun kolaylıkla sıvılaşmasını, ergimesini, kıvamının artmasını sağlıyor. Dolayısıyla yoğunluk kazandırıcı bir mekanizma. Nedir bu feldspatlar? İçerisinde işte doğadan gelen sodyum, potasyum oksit gibi alkali minerallerini içermektedir. Bir diğeri de kuvars kumu, kimyasal formu, sinüsün dioksit. Bunlar kolaylıkla reaksiyona girmezler çünkü sinüsün dioksit 2000 derecedir. Ama bir yapısı bir dolgu görevi görür, seramiğin iskelet yapısını oluşturur. Bunun yanında yine efendim seramiklerde sır gelmesine davranışı da önemlidir. Kalmaslıklara dayanım özelliği kazandırması açısından. Dolayısıyla silikanın mevcudiyeti bu sır gelmesine katsayısının da kontrolüne imkan tanımaktadır. Ben özetlersek biraz önce ifade etmiştik. Çini grubu seramikleri var, bir de porselen grubu seramikleri var. Genellikle izlik çini veya işte çini sobalar, bunlar düşük sıcaklıkta piştiği için bunlara çok fazla feldspat minerali eklenmez. Daha çok kil, tuval, kaolen ve kuvars kumu açısından zengindir. Bir izlik çini reçetesindeki kuvars miktarı %70-80'lere kadar varabilir. Diğer tarafta ise yarı sağdan zarif çini ve porselen terkiplerinde ergiticiliği kolaylaştırmak adına önemli miktarda feldspat mineralleri içerir. Şimdi bu terkiplerin dışında bir başka daha bir grup var. Kemik çini, bonçayla olarak adlandırılır. Bu terkibi açısından önemli derecede farklılık. Adından da anlaşılacağı üzere, efendim fotoğrafta da görüldüğü gibi, kemiklerin yapılmasıyla elde edilen kemik çini kullanılır.
aslında tehlikeli hidroksit apatit dediğimiz bir karsinoksit, fosfoloksit karışımıdır. Bu kemik kümüğü miktarı bonsayla veya kemik kini porselinin kalitesinde etkin rol oynuyor. Bunlar bu kemikler yakıldıktan sonra ölçülerek yine feldspat, kalkolem ve kuarts kumlarıyla karıştırılarak bir dünya oluşturuluyor. 1200-1250 derece arasında pişiriliyor. Belki de sıkıcı olur ama bir teknik yönden dedik. Reaksiyonlar dediğimiz iki tane kalsiyum fosfat ve anortik dediğimiz kristalleri oluşturuyor. Bu kristaller de yine elektron mikroskopunda baktığımızda homojen olarak dağılırlar. Bu kristal varlığı cama göre malzemeye ciddi bir mukavemet değerini kazandırır. Yani bir çatlak oluşuyorsa çatlağın ilerleyebilmesi şu farklı ortamları oluşturan kristalleri aşması gerekir. Her aşma ciddi bir enerji sarf etmesi dolayısıyla malzemenin mukavemet artışını sağlar. Şimdi İngilizlerin bonçayna üreticisi, önemli bir üreticisi, İngiliz milleti. Eski yıllarda bu bonçaynanın veya kemik çininin farkındalığını oluşturmak için bir fotoğraf çekiyorlar. Bu fotoğrafta işte meraklı insanlar bakıyor, her lastiğin altında bir kahve fincanı. Yani kahve fincanı nedir? 2, 4, 6 tane kahve fincanı ortalama 5 ton civarındaki bir iki katlı otobüsü çekiyor. Bu şu demek değildir efendim, seramikler kırılmaz. Statik yükü karşı dağınıklı ama ben bu kahve fincanını otobüsün üst katından atarsam yine tezgiz olacaktır. Bu statik yüke karşı mukavemetli olduğunu ifade etmek üzere bir güzel bir fotoğraf diye düşünüyorum. Efendim bu grupta seramiklerin kalitesini etkileyen parametrelerden bir tanesi de beyazlık derecesi. Beyazlık derecesi direkt olarak içeriğinde, terkibinde kullanılan ham maddelere bağlı. Doğal bir mineral. Bu arada iki tane oksit var. Bunlar önemli kirlilik oluşturuyor. Dolayısıyla üreticilerimiz kaliteli bir ürün üretmek istediklerinde daha baştan kazanıyorlar. Temiz ham madde ile çalışarak. Bu arada vurgulamak istedik. Özellikle demir oksit ve titanyum dioksit düşük oranlarda içeren ham maddeler beyazlığı yüksek olan ürünlerin üretiminde. İki tane örnek gösteriyorum. İkisi de bonçayna, ikisi de beyaz olarak. Ama hangisi daha beyaz? Sizin takdirinize bırakıyorum. Efendim, nedir? Kullanılan ham maddelere göre bu beyazlık derecesi direkt olarak etkileniyor. Efendim, görece yüksek sıcaklıklarda ısı işlem görerek yüksek yoğunlukta ve düşük gözenek içeriğinde olan porselen ile zarif saydam çinik ve çinik çiniğin ortak bir özelliği var. Bu da değişen oranlarda ışığı geçirebilme kapasitesi. Yani biz buna yarı saydamlık diyoruz. Cam gibi saydam değil ama ışığı belirli oranda geçiriyor. Yani seramiğin bir tarafından giren ışık şiddetini çok fazla yitirmeden diğer tarafından çıkabiliyor. İnternette güzel bir fotoğraf gördüm. Bunları da size paylaşmak istedim. Sağdaki siyah zeminde ışığın etkisi bir gölge olarak yansımış ışığı belirli bir oranda getiriyor. Efendim, kemik çini sahip olduğu yüksek mukavemeti sayesinde sert porselen veya diğer ürünlere göre daha ince cidarlı üretilebiliyor. Dolayısıyla yüksek derecedeki beyazlığı, yarı saydamlığı ve yüksek mukavemetiyle şimdi porselen seramik grubunda müstesna bir yere sahiptir. Sarayımızda da bu ürün grubuna ait önemli sayıda müstesna örnekler mevcuttur. Beni etkileyen örneklerden bir tanesi bu. Bir diğeri de efendim güzel vazolar. Şunu da ifade etmek isterim. Geçen sene ülkemize ticari olarak yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Çin'den bonçayna ithal edilmiştir. Evlerimiz de saray gibi efendim kaliteli porselen çeşitleriyle
tanışmakta ve ciddi bir pazar oluşturmakta. Maalesef ülkemizde henüz bon çayla veya kemik çine üretimi yapılmamaktadır. Pazarlanan, reklamı yapılan tüm ürünler Çin'den ithal edilmektedir. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Thank you.